Selamlar. Geçen videomdan hatırlarsanız kendimizi tanımladık. Bazı kalıplara oturttuk demiştim. Mesleğimizi, malımızı, mülkümüzü kendimiz sandık. Belirli bir düzende ve kalıpta hayat hep akıp gitmeye başladı. Bu kalıpta sürekli aynı enerjiyi de üretmeye devam ettik. Hep aynı rutini yaşayınca, aynı çevre, aynı insanlar, aynı benzer günler yaşamaya devam edince aynı duyguları üretir, aynı enerjiyi yayarız. Tıpkı ayakkabı tamircisinin ayakkabıyı bir kalıba koyup o istediği şekli almasını bekler ya. Biz de kalıbın içinde tek düze yaşarken başka bir enerji üretemez hale geliriz. Aynı duygular tekrar eder durur ve şu anki bizi oluşturur. Ve karşılaştığımız insanlar içinden bizimle aynı enerjiyi üreten yani aynı duygulara sahip insanlarla ilişki kurarız. O insanlarla birbirimizi mıknatıs gibi çekeriz. Bir hadis-i şerifte bu olay çok güzel izah edilir. Eğer bir mümin 100 münafık ve bir tek müminin bulunduğu bir toplantıya gelse mutlaka gidip o müminin yanına oturur. Bir münafık da içinde 100 müminin ve bir tek münafığın olduğu bir meclise gelse gider de o bir tek münafığın yanına oturur. Tam da konumuzu anlatan bir hadis-i şerif bu. Aynı enerjiyi paylaşmak demek, aynı duyguları paylaşmak demek. Çünkü duygu hareket halindeki enerji demek. O bizimle aynı frekanstaki kişiyle aramızda bir bağ kurmaya başlarız. Bu bağ kainatın içinde ve zaman ötesinde bir alanda kurulur. Bu bağ bazen arkadaşlık olur, bazen aşk olur. İki taraf da aynı duygularla devam ettiği sürece ilişki, iletişim devam eder. Ta ki taraflardan biri değişim gösterene kadar. Değişim yeni öğrendiklerimizi hayatımıza katmamızla başlar. İç dünyamıza yansır, duygu ve enerjimiz değişmeye başlar. Genelde insanlar değişimden, farklı çevrelerden, kalıplarının yıkılmasından korkarlar. Hatta yeni bir şey öğrenmekten bile korkuyorlar. Oysa değişim yeni bilgi akışıyla başlıyor. Böyle oluyor. Şimdi birine hayatında yeni bir oluşum başlat, hayalindeki işi yap ya da başka bir şehre taşın desek bunu yapmaz, yapmak istemez. Çünkü bu bir anda oluşuverecek, oluverecek bir şey değil. Şu anki zihin yapınla yapabileceğin bir şey değil. Önce ilerleme düğmesine basmak için yeni bilgilere, yeni insanlara ihtiyacın var. Böylece kalıbı kırıp değişimi hayatına yudum yudum aktarabilirsin. Hemen paldır küldür bir şeyler değişecek sanmayın. İnsan fıtratı tedrici, yani sıralı yaratılmış. Bir şeylerin olgunlaşması için zamana ihtiyacı var. Nasıl ki bir bebek 9 ayda en güzel formunda doğabiliyor, sizin hayatınızda da her bir değişiklik ve ilerleme belli bir süreçte gerçekleşecek. Acele etmeden ama gayreti ertelemeden olacak bu ilerleme. Paniğe kapılmak yok, olmuyor demek kesinlikle yok. Bilgiyi almayı ve öğrendiklerinizi hayata geçirmeyi uç uca ekleyerek ara vermeden yapacaksınız bunu. Önce zihin yapınız değişecek, ardından hayatınız boyut atlayacak. Demek ki ilerleme, değişim yani güzel bir hayat için ilk yapmamız gereken aynı enerji ve duygu kalıplarını kırıp geçmişten beslenmeyi bırakacağız ve önümüze bakacağız. Günün içinde beynimiz sürekli bize geçmişi, olan olayları ve yaşanan acıları hatırlatır. Hep geçmişte yaşar, aynı duyguları üretmek ister. Bildiğinin tekrarı bir hayat yaşamak bilinçaltına güvenli ve kolay gelir. İnsan buna bir dur demezse geleceği geçmiş olur. Yani atılımlar yapamaz, olumlu ilerlemeler kaydedemez hayatında. Bu yüzden günün içinde bunu fark edin ve geçmişi, dünü ya da daha evveli düşünürken yakalayın kendinizi ve değiştirin. Geleceği ve yapacaklarınızı düşünmeye başlayın. Emin olun o kadar çok kendinizi bu halde yakalayacaksınız ki anlatamam. İlk önemli adımı attınız. Her seferinde bir polis gibi kendinizi geçmişi kurcalarken yakalayın ve geleceğe yönlendirin. Gelecekle ilgili güzel hayaller kurun, olmasın istediğiniz hayatınızı gönlünüzde canlandırın. İkinci adımsa bu gelecek ve ilerleme için malzeme toplama aşaması. Bu malzemeye bilgi ve yeni çevre dedik. Bu bilgi sizi motive eden, kendinizi tanımanıza yardım edecek kitaplar ve videolar olsun. Yeni kültür ve ahlak seviyesi yüksek insanlar olsun. Aynı zamanda sizi yeteneğiniz doğrultusunda geliştirecek eğitimler, kurslar olabilir. İyi sağlam kaynaklardan dini eğitimler alın. Kalıptan çıkmak için en çok yeni bir çevreye, eğitimli, kendini geliştiren insanlara ihtiyacınız var. Arkadaş seçimi videomu hatırlarsanız, bir kişi ya size faydalı olmalı, ya siz ona faydalı olmalısınız ya da bu fayda karşılıklı olmalı demiştik. Ama faydasız, boş, hatta zarar veren, dünyayı dalmaya sebep olan bir ilişkinin, iletişimin bitirilmesi gerekiyor.
Çok güzel bir söz var. Hep birileri gelir geçer hayatımızdan. Biri gelir can olur, biri gelir can evinden vurur. Biri gelir güneş gibi, biri gelir gece gibi. Biri gelir mertçe, biri gelir namertçe. Biri gelir seni sen eder, biri gelir senden alır gider. Etrafımızdaki insanları da olduğu gibi kabul edip çekmek zorunda değiliz. Biz bu dünyaya insanları çekmeye, katlanmaya gelmedik. Eğer kaliteli bir ilişkiniz yoksa bu ilişkiyi en asgari seviyeye düşürün. Sizin zamanınızı çalan, enerjinizi emen kişi akrabanız bile olsa fazla görüşmeyin. Selametle deyin geçin. Selamı kesmeyin. Ama vaktinizi onlarla telef etmeyin. Zira zaman önemli. Boşa harcamaya gelmez. Ama bunu yanlış anlayıp etrafındaki herkese ilişkisini kesen insanlar var. Kendi özgüven eksiklikleri yüzünden iş yerindeki ya da mahallesindeki insanları göya beğenmeyen, sohbetlere katılmayan, kendini farklı görüp yapayalnız kalan kişiler var. Bu da doğru değil. İlla tanıdıkça anlaşabileceğiniz, sevebileceğiniz insanlar vardır içlerinde. Kendinize güvenin, kendi kabuğunuza çekilmeyi bırakın. Kaçmayın ve güzel, değerli insanları keşfe çıkın. Kendinizi yalnızlığa mahkum edip de ben farklıyım demeyin. Benim derslerim inşallah Kasım ayında Abdal Kültür Merkezi'nde Bursa'da yeniden başlayacak. Orada çok güzel dostluklar kurulduğuna ben şahit oldum. Ben de çok güzel dostlar kazandım bu sayede, şükürler olsun. İnsandan insana değişir zaman. Kimiyle muhabbet olur yükselir, kimiyle düşmanlık olur yerin 7 kat dibine iner. Seçim bizim. Verilen bu sınırlı ömrü ya hayırda ve ilimde yarışarak geçireceğiz ki bu bizim elimizde ya da dedikodu, kıskançlık, kin, nefret, affedememe girdabında solduracağız. Ya da öylesine yaşıyormuş gibi yaparak oyalanıp çekip gideceğiz bu diyardan. Seçim konusunda da yanımızdaki kişinin üzerimizde etkisi büyük. Gözde görür gönülde, biri sureti, diğeri sireti. Dilde söyler yürekte, biri malumu, diğeri gömülü sırları. Kalbin sesini dinlemek ve ona göre yol arkadaşı ve eş seçmek gerek. Suretine, görünüşüne, makamına, malına göre değil. Günümüzde ise en cahili, Allah'tan uzak olanı kıymetlimiz oldu. İnsanları eğlendiren şarkıcı, komedyen, sporcu en tepede adeta tapınılır hale geldi. Zengin baş tacı, fakir yüzüne bakılmayan oldu. Eskiden insanları eğlendirenler kölelerken, şimdi şarkıcı oyuncular zirveye oturdu. Bir komedyen oyuncudan imza almak, onunla fotoğraf çektirmek isteyen insanlar sıraya girdi. Bu yüzden düzen tersine döndüğü, kıymetli olan değersizleştirildiği, insanların mala, mülke, paraya aşık olduğu bu zamanda gerçek değerleri fark etmek için derin düşünmek ve ilim gerek. Farkındalığı olan, öğrenme, okuma isteği olan insanları arayıp bulmak, zamanı onlarla geçirmek gerek. Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref elde etti. Kur'ani bir ifade kazandı. Bizim de ahlaki değerleri yüksek, ilim, irfan peşinde koşan dostlara ihtiyacımız var. Neden hep beni böyle olmadık kişiler buluyor? Neden hep aldatılıyorum? Neden akıllısı değil de delisi beni bulur diye kendinize sorup duruyorsanız, bunun sebebi sizin yaydığınız enerji. Siz kendinizi değiştirmediğiniz sürece, tekamül yolculuğunda ilerlemeye başlamadığınız sürece, hep o sevmediğiniz özellikteki kişileri mıknatıs gibi hayatınıza çekip duracaksınız. E nasıl ilerleyeceğim, nasıl olacak bu diyorsanız, benim videolarım ve kitaplarım zaten hep bu ilerlemenin, kendini bulmanın üstüne. Boş, anlamsız, tek düze, hayatı kendinizi sorgulamadan yaşadığınız sürece bu tekamül yolculuğu hiç başlamadan bitecek, üzgünüm. Namazlarınız duygusuz, ruhsuzca olacak. Teheccüde kalkmaya üşeneceksiniz. Uykunuz daha kıymetli olacak. Nafile bir ibadet size zor gelecek. Bir şey okumak, öğrenmek için hep mazeretiniz olacak. Hiç vaktiniz olmayacak. Bu dünyaya kendinizi ve Rabbinizi tanımaya gelmişken, bu hedefleri hiç gerçeğiniz yapmadan öylesine dünya telaşında göçüp gideceksiniz. E çalıştım, evlendim, çocuklarımı büyüttüm, ev aldım, daha ne yapayım diyorsanız, bunları yeterli görüyorsanız kendinize, ne diyeyim, sizinle aynı telden çalmıyoruz demektir. Vesselam. Hayat bu. Kimisi karakter ister, kimisi itibar. İtibar mezar taşına kazınan. Karakter ruhun kazancı. Ne mutlu ahlak ve karakter abidelerine. Ne mutlu ne olduğunu, kim olduğunu öğrenme gayretinde olanlara.
İtibar peşinde koşmayı bırakıp kendimiz olduğumuz, kötü huylarımızı düzeltme azminde olduğumuz bir hayat gerekiyor bize. Karakter fıtrat gibi değil. Nasıl olduysa öyle de değişir. Zaten değişmeye, törpülenmeye, öğrenmeye gelmedik mi bu dünyaya? Ben böyleyim, değişemem deyip geçenler büyük bir hatanın içindeler. Çok sevdiğim bir söz var. Öyle gözler gördüm ki bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Daim öğrenci olduğumuz bu ömürde ilim okyanusundan bir damla alan kuşlar gibi olalım. Allah öğrenme ve ibadet aşkımızı her daim güçlü tutsun. Merak duygumuzu hep ilme yönlendirsin. Arkadaş, eş seçimi çok önemli bu hayatta. Kişi etrafındakilerin rengine boyanıyor. Her an salihlerle oturmaya teşvik eden sayısız hadis-i şerif var. Bunlardan biri şöyle. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin, buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı hemen aşağı yazabilirsiniz. Videolarımızı paylaşın, daha çok kişiye ulaşalım. Sevabı paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.